Afiyet olsun. Sağ ol. Kaçak çay mı daha bu? Değil. <laughs> Olay çıktı çaydı. Ya marka vermeyeyim. Şimdi markasını tahmin edebiliyorum aslında ama vermeyeyim. Bir böyle karışımlı marışımlı bir şeyim vardı o sandım. Abi Seylan çayı bak ben çocukluğuma damgasını vurmuş bir çaydır Seylan çayı benim. Neden? Çernobil faciası yaşandı ya. Ondan sonra da bir çay içmek problem oldu Türkiye'de. <laughs> evet. <laughs> Herkes içti böyle. Doğru. Ya içenler şey oldu şey tabii de yani... Mesela yani. benim şey, annem annemle babam yasaklamıştı. Yani ben çayı çok seviyordum çocukluğumda da. Hmm. Ee, kesinlikle dışarıda içmeyeceksin. Babam da dışarıdan kaçak şey getirtiyordu. Seylan şey getirtiyordu. Ha. Ya kaçak derken şey yok zaten yani... Iı, kaçak sokanlardan alıyordu daha doğrusu. Öyle söyleyeyim Kaçak... <laughs> benim babam kaçakçıydı. bir itiraf programına alınıyor. Neyse. Acayip böyle iridir yaprakları abi. Ya çok büyük, uzun falan. Bayağı da koyudur, şey yapar yani. Böyle demlediğin zaman serttir biraz. Ama ona alıştım ben. Seylan çayına alıştıktan sonra bir, bir 4-5 sene Seylan çayı içtik biz. Ondan sonra tekrar Türk çayına dönmekte bayağı zorlanmıştım. Abi bizimki içmiş ya. Bu çağ, muhabbeti yapmıştık biz Çarnabı çayı. Tabii ben bilmiyorum şey olarak. Ya biz de içmişizdir belki biz yani. Aramızdaki yaş farkının ortaya çıkacağı çok, çok spesifik bir periyot seçti. Aynen. <laughs> Çünkü ben yokum, sen varsın öyle bir. Tamamen aralıkta. Sen yok muydun ya o sırada? 87 değil mi? 87 aralık. Ama sen de 3 yaşında çay içmiyordun herhalde. Vallahi Ayşe, ben 6-7 yaşında içiyordum. 6-7 yaşında içtiğimi biliyorum. <laughs> 6 yaşımdan beri çay içiyorum. <laughs> tamam hadi geç. Burası yine <gülüyor> <gülüyor> goy goy time. Neyse. Fazla oldu. Şeyden, Cengiz'den o zaman, başlıyoruz? O zaman Cengiz Ünder. Cengiz bu hafta acayip gol attı biliyorsun. Her zaman çok A seviyeye yakın işleri Altın Ordu'da da işte Başakşehir'de de yapan Roma'daki ilk sezonda da yapan bir oyuncu oldu Cengiz ama sezon genelini istikrar olarak yaymakta güçlük çekiyordu. Ama bu aralığı biraz daha sıklaştırmaya başladı sanki. Hani biraz yavaş yavaş istikrar kazanması çok önemli. Roma'yla da yeni sözleşme yaptı. Biraz uzun sürdü. Yani bir, bir senedir falan bunu pazarlı sürüyor. Çünkü Roma bir dönem satmaya da çok meyilliydi. Monchi'nin ayrıldığı dönemde biraz Monchi projesi olarak bakıyorlardı. Ama yani artık Roma'nın e, güvendiği ve hücumu üzerine kurduğu, oyunculardan bir tanesi. Ama gol de çok çok kaliteliydi. Hakikaten A sınıf bir gol attı. E, ne diyeceksin? Yani çünkü ya bir kere topu ayağından çok hızlı çıkarıyor ve çok net çıkarıyor. Yani Hani şu tane şöyle bir gerilme şey vardır ya. Hiç hmm. öyle bir şey yok abi. Gerilmeden bam diye vuruyordu. Ya attığı o gol de biraz Cengiz Ünder klasiği olmaya başladı bence. Sağdan içeri kat et. Soluyla beraber birkaç oyuncu yakart et. solacak çek, sola çek, Vur. Yani işte Robben'in klasik golüdür biliyorsun. Aynen. Cengiz de öyle bir oyuncu ki mesela e, Robin Robben gibi Robben'in mesela iç attığı çalımlar çok fazla şey yapılmaz. Nasıl söyleyeyim sana? E, ön plana çıkmamıştır kariyeri boyunca ama içeri çalım atar aslında. Cengiz de öyle. İçten de yani bir anda geçebiliyor o çok önemli bir kazanç. İki ayağın iki ayağıyla da şut yani atabiliyor. Çünkü adaptolu bir var. aynen yani sağ, sağa çekip çok içeri doğru çekip sağıyla da vurabilen bir oyuncu. Çünkü onu yapamazsan abi Kapattır e, kapatırlar. O... Oyuncular solunu senin solunu çok daha rahat bir şekilde kapatabiliyor. Özellikle ters ayaklı aynen. beklerle vesaire. Yani zaten abi Cengiz geçen geçtiğimiz sezonda yani sağda kalabildiği sürece bunları yapacak belli. Ben sakatlık dışında önünde problem görmüyorum. Yani çok çok A sınıfa yakın bir oyuncu şu anda bence kalite olarak. Yaşı hala e, genç. 23 yaşında 90'lı ya. Şeye ihtiyacı var abi Cengiz'in. Cengiz'in sakatlanmadan şöyle 2 sezon geçirmesi lazım. Yani sakatlanmadan derken şey demiyorum. 38 maçın 38'inde oynamasın. Ya yani 1-2 haftalık sakatlıklar tamam ama şöyle 6-7 haftalık bir, bir sakatlık geçirmeden 2 sezona üst üste ihtiyacı var bence. O hem iyice güçlenmesini de sağlayacaktır. Çünkü yani sürekli Kesiliyor. Yani sürekli kesilince abi şeyini de fizini de toplaman ve yukarı çıkarman çok kolay olmuyor de ee, tek ihtiyacı, ihtiyacı iyi dönebilen bir oyuncu değil. Yani her oyuncu farklı tabii ki. Her mesela Arjen Robben Ar onun kralıydı abi. Değil mi? Çat diye. hiç Ar şey olmamış gibi. Abi inanılmaz, i̇nanılmaz bir şey. Hep onu söylerim. Evet. Arjen Robben Ar 4 ay sakatlanıyordu abi. Dönüş maçı şov yapıyor herif. Ya yani her Kutlanmaz oyuncunun fizik için. fiziksel yapısı farklı. Biraz sakatlıktan sıkıntılı dönem bir oyuncu. Top tekrar bir hani bir, bir ay sakatlanıyor ya bir ayda dönmüyor. ya. Bir buçuk ay falan. iki hafta falan anca hazırlanması falan sürüyor. Sakatlıktan çabuk dönemeyen Tabii. bir oyuncu için e, evet. daha net bir performans görmemiz lazım. Onu da sezon boyu takip edeceğiz. E, Cengiz'in performansı da bu. Ceko kaldı bu arada takımda. Onun da hem çok yakınlarından bir artık Tabii. abi kabul ettiği bir oyuncu. Bir e inanılmaz, inanılmaz bir gol attı Ceko. Gördün mü attığı golü? Aynen aynen. <laughs> Ceko yani. Aynen, çok çok kalite ya. Türkiye'ye gidelim. Galatasaray, Galatasaray maçına. Gidelim çünkü biz de maça gittik beraber seninle. Ya aslında skordan sonra bakınca çok da olduğundan daha problemli bir maç olarak gözüküyor bence. Şu bakımdan ya Konya Spor özellikle hani skoru ya yani ilk 15-20 dakikada alamadığınızda başınıza hakikaten büyük arıza çıkaracak bir takım ve Galatasaray bunu geçen sene yaptı zaten. Konya'daki maçta hatırlarsın. Normal bir takım kurup defans yaptırmıyor Aykut Hoca. Yani bu bütünlüğü sağlayacak oyuncularla yürümeye çalışıyor özellikle. Hatta elindeki mesela kontratak silahlarını falan da elden çıkardık. Fofana ve Fofana da gitti. Biraz daha artık tamamen onun yapısına uygun, onun dediklerini uygulayacak, set uygulayacak oyuncular üstünden gidiyor. Seviye olarak çok üst düzey olmayabilirler ama Aykut Hoca'nın dediklerini yapacak adamlarla gidiliyor şu anda. Bunu da çok iyi yapıyor. Galatasaray'ında. da bir tempo problem var, topa tempo verme problemi var. Bu tarz takımlara karşı açmakta zor güçlük çekiyor. Ee, ama Galatasaray bunu topa ciddi şekilde hakim olarak e, ilk yarıda e, zorladıp net bir pozisyon olduğunu düşünmemekle birlikte bir Jackman'ın bir pozisyonu vardı. Öyle böyle bu maçlarda sen skoru bulacaksın hmm. ve bu skoru aldıktan sonra zaten işler çok çok daha kolay. Galatasaray bunu yaptı ama e, kırmızı kart sonrası süreci yönetemediğini düşünüyorum ben. Kırmızı kart biraz etkiledi. Yani e, kırmızı kart olmasa zaten Galatasaray için gittikçe kolaylaşan bir maç olacakken e, 75'ten sonra Galatasaray her şeyini değiştirmek zorunda kaldı. E, pragmatist bir tercih yaptın. E, normalde %60'lara yakın top oynadığın dönemler var. Son 15 dakikada Konya %67 ile oynamış abi. Yani tamamen toptan vazgeçip yani bir oyuncu atıldı tamam. Orta sağıncısı bu da tamam. Ama Galatasaray'ın ben bu kadar topu verme zorunlu olduğunu düşünmüyorum. Çok pragmatist bir tercih oldu. Bunu yapıyorsan sonucu alacaksın. Yani 95 50de falan yemiş olman çok bir şey değiştirmez. ya Genel problemler zaten devam ediyor. Bunu konuşuruz ki e, hani şu açıdan söyleyeyim mesela Enzozi muhabbeti çok konuşuluyor ya e, adam çok iyi oynadı abi ama senin Enzozi'nin çok iyi oynaması Galatasaray'ın hücum kalitesine hiçbir şey katmadı bence. Ya burada Galatasaray'ın yapısından kaynaklı bir problem var. Şimdi seninki ana taşıyıcın problemli olduğu için Belhanda yok. Feguli var ama yok, daha kötü yani. Oynamasa daha iyiydi bence hatta. Seri arızalı. Ee, Enzonzi de tamam ben görevimi iyi şekilde yapayım. İleteyim, bırakayım. Yani öne e, bu oyunculardan bir eksik oldu zaman öne enerji katacak, e, öne gidecek, şut kullanacak bir profil çizmedi. Ya yani belki ilk maç olduğu için olabilir. çizmez zaten ama O da, da yapmadı. Çizmeyecek yani. Ya, ama yani bir... zaten bekle ondan öyle bir şey beklememek lazım. Abi bilmiyorum bir Melo beklentisi e, ol var. Ben bunun da çok çok hani makul olduğunu düşünmüyorum. Yani Enzo'nun iyi yaptığı şeyler tamam ve yaptığı şeyleri çok iyi yapıyor. Kanada beklere topu açayım, baskı altında topu indireyim ama dediğim gibi toplam ana oyuna e, özellikle hücuma çok çok hizmet ediyor. Gibi gelmiyor bana. Bütünlük problemi zaten var. Ama esas problem 75'ten sonra e, taktiksel olarak tamamen değişmesiydi. Galatasaray 10 kişi de top yapabilirdi Konya'ya karşı bence. Ben hataydı diyemem. Çünkü yani yapacağın şeydi biraz mecburiyet. Çünkü yani şöyle düşünelim. E, bir kere bir kişi siliyorsun. Zaten rakip sana reaksiyon gösterir ve top almaya çalışırsa alır. E, ki zaten Konya e, spor kırmızı karttan önce de Öne çıkmaya başlamış ve önde presi yapmaya başlamıştı. Yani topu biraz daha istediğini göstermişti. Böyle 65'ten sonra 70 civarı. Birincisi o, ikincisi Galatasaray yaşlı bir takım. Yani biraz daha yaşlandı. Bunu kabul etmek biraz gerekiyor. Biraz mı? Bayağı yaşlı. İşte biraz daha yaşlandı. Hatta biraz daha yaşlanabilir. Santrafor'un evet. gelmesiyle beraber. Bekleri yaşlı. Ee, şimdi... Nagatomo hiç ucuma katkı veremiyor. Çıkıyor. Sağına çekmeden orta yapmıyor. Ha. Ha işte böyle bir durumda abi topu bırakırsın. Yani bırakabilirsin. Derinde beklersin. Gole kadar bir şey de vermedi Galatasaray. Yani geldi Konya Spor yerleşti ama böyle net bir şey vermedi. Gol de 96'da geliyor zaten. Ee, ben, yani ben o stratejiyle alak alakalı olduğunu düşünmüyorum çok fazla. Genel problemle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın bu kadar derinde bekleyen bir takıma karşı, topu bu kadar rakibe bırakan bir takıma karşı iç sahadaki ilk maçında e, işi bırakmaması gerekiyordu 75'e. Babel içeri gelince Bekin gelmesi lazım. Gelmiyor abi Nagatomo. Gelse de ee, etki yaratacak tarzda bir oyuncu değil. Bir de Babel topu ayağına istiyor. Şimdi Onyekuru'yu topsuz da kullanabiliyordun. Yani Onyekuru'yu kaçırıyordu. O bile tehditti zaten. Aynen. Onyekuru sana zaman da kazandıran bir adam. Ulan bunu kaçırırsak başımız belaya girer oyuncusu. Ama Babel'in top ayağına gelmesi lazım. Babel topla işledikten sonra işini yapar. aynen. Babel'in de top ayağına geldiğinde etki yaratması için yanındaki oyuncuların yaklaşması lazım. Arkasından seri yaklaşacak. Be beki gelecek. Sol beki gelecek. Nakatoma gelecek. Set oyununa oturacak Galatasaray. Onu yapamadı çok fazla. Bir de ekstra Belhanda'nın yokluğu şöyle fark yarattı. Zaten Badu'nun yerine Seri gelmiş. Mesela Badu seriye göre toplu daha fazla penetre eden bir oyuncu. Toplu penetrasyonu daha fazla. Belhanda toplu penetrasyonun zirvesi Galatasaray'da. E, o iki oyuncu da olmayınca bu maçta. Yani şimdi Belhanda idare eder seriyle beraber ama. işte Belhanda da yokken o zaman problem oluyor. Toplu penetrasyon da olmayınca sıkıntı oldu. Yani Galatasaray'ın de mesela baskıya rağmen. Ee, müthiş bir gol değil. Bağıra bağıra gelen bir gol değildi bence. Üst düzey bir değil zaten ya. Adamın ya ayağına çarptı gidiyor zaten. Ya i̇kinci arayı çok üç, üç, iyi oynadık dedi değil Kırmızı Kart'a kadar. Daha iyi oynadığına katılıyorum Murat hafta Ama bence çok yeterli değildi. Seri, Enzonzi, Babel tek tek baktığında çok klas isimler gibi duruyorlar. Öyleler zaten. Ama e, bir bütün oluşturana kadar biraz vakit gerekiyor ve birlikte oynamaları gerekiyor abi. Fegüli'nin biraz toparlaması lazım. Ee, Emre Moru konusunda biraz fikirlerimiz ayrı düştü. Ben Ender takıma enerji getiren oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Biraz ısrar edilirse biraz tempo katabilir takıma. Ama Emre Mor'u kullanması lazım. Ya. Yani Fegoli sağda, işte solda ya, Babel var, orta üçlüm belli zaten. Nasıl abi ısrar edecek, Sıkıntı. Fegoli ile beraber kullanılmasıydı bence zaten. E Fegoli ortada görev veriyorsun, adam sağa kaçıyor. Olabilir yani. Bu biraz mu? belki ben ben yani Ama ben onu Fatih'in planladığını düşünüyorum. Yani maç, ana planı şöyle yaptı bence Fatih Terim. Sağda Mariano var. Mariano önünde işte Feguli Emre Mor. Oraya yaklaşık oradaki üçgen üzerinden oyunu sağa yığıp Babeli ters kenarda biraz demarka bırakıp oradan oyunu sağa yığ. Rakibi sağa yığ. Terse forvet oyuncularını, hücum oyuncularını demarka bırakıp skor üret. Bence bunu planladı, bunu oynayamadı. Ama işte ee, üçgen olması için birinin içte olması lazım. Ben yani üçgenin sağlıklı bir üçgen olması için. M. M. Içeri girdi. çizgi gibi oldu anladın mı? Üç ee, oyuncudan evet. o, o biraz uyumsuzluk olmuş olabilir. Bir de son bir tane şey söyleyeceğim. Luyun'da mı e, yazık oldu abi bu kadar iyi oynadığı bir maçta. Evet. E, hakikaten burada sadece şey de değil savunmadaki performans değil e, attığı inanılmaz toplar. Ya Babel e attı bir top var mesela offside oldu işte e, yani iki tane üç tane. Akıl. Vay arkadaş edirten top attı. Yani takımı Aynı. hücuma kalite katan Çok hareketler yaptı. Bence de takımın en iyisiydi. Net bir şekilde en iyisiydi Galatasaray'ın. Ben de katılıyorum. Bakalım e, Galatasaray'ın yani sonuç öyle böyle 5 puan fark oldu Fenerbahçe arasında ki Fenerbahçe'den <laughs> şimdi Adil Rami'yi de konuşacağız. Belki de e, resmi açıklama gelecek biz akşam yayına çıktığımızda. Günü de söylemiş olduk aslında ama bugün çekiyoruz en azından o doğru. E, Adil Rami e, abi bence profil olarak adaylar arasında en doğru profilde en iyi oyuncu demiyorum ya da en güvenilir oyuncu demiyorum çünkü bence en risklisi. işte mental yaşadığı sorunlar, son yaşadığı olaylar, özel hayatı vesaire bunları kenara hmm. bırakıyorum ama oyuncu profil olarak bir kere çok üst düzey bir hava hakimiyeti var abi. Bence en önemli şey bu. Geçen sene mesela Şikertel, Serdar ikilisi mümkün olduğunca oynamaya çalışıyordu ya da Sadık giriyordu. Bence Şikertel'in son halinden daha üst düzey bir hava hakimiyeti olan ve Şikertel'den Ağır olmayan bir oyuncu. Ağır ama Şikertel'e göre de daha hareketli bir isim Bunun yanı sıra ekstra bir şey getiriyor pas kalitesi. Yani şimdi Şikertel'de de yoktu bu Serdar'da da yoktu ve Fenerbahçe'nin genel olarak savunma hattına bakarsan Hasan Ali Solbek toplu çıkabilen e, hani topu Hasan Ali'ye vereyim oradan çıkayım diyeceğim bir oyuncu değil. İsla değil. E, şimdi gerçi e, ligin en iyi Solbek'i performansı gösteren bir dirar var. Ama Dirardo profilde bir oyuncu değil. Şöyle bir baktığımızda top kullanabilen adam yoktu. Bir tane güvenilir ayağına top yakışan bir stoper, kullanmayabilen bir stoper olması çok çok önemli. Ağır tamam ama ağır olmakta zorunda abi. Hava hakimiyeti yüksek, ayağı iyi stoperi, hızlısı da sana kalmaz yani bir zahmet. Doğal olarak böyle bir defektinin de bulunması lazım. Özel hayatının sorunlarını yansıtmazsa ben iyi oturacağını düşünüyorum oyuncu profil olarak. Form durumu tartışılır sonuçta. Ben de Lig 1 uzmanı değilim. Konuştuk seninle de. yani Sonuçta hepimizi takip ettiği ligler var. Hard match'ın izlediğim bir oyuncu değil ama profil olarak iyi olduğunu düşünüyorum ben. Ya ben de çok fazla şey yapmıyorum abi, tanımıyorum oyuncu. Yani tanımıyorum derken son dönemini çok fazla takip etmedim. O yüzden yani fiziksel durumu nedir, İşte mental problemleri nedir, mesela ciddi sıkıntılar yaşamış son dönemde kafaca. O konularda çok fazla bilgim yok. Lig 1 de La Liga ile beraber çok takip ettiğim bir lig değil ama e, pas kalitesi kesinlikle önemli. Yani ayağının iyi olması çok önemli. Eee artık atacaktır. Çünkü Zankan'ın da ayağı belli bir standartın üzerinde. Hmm. Mükemmel demiyorum ama belli bir standartın üzerinde. Oraya ikinci uzman bir oyuncunun gelmesi o anlamda önemli. Ağırlıkta çok takıldığım bir şey değil benim. Yani evet sorun yaratıcı rakipler olacaktır. Çünkü şey maçında gördük ki Gazişehir maçında böyle topluca Fenerbahçe gidiyor rakip yarı sahaya. Yani orta Hı -hı. saha yuvarlanın önüne basıyor şeyler stoperler. Enerjisi yüksek. Ama abi şeyle işte e, beklerin atletizmiyle savunma önündeki oyuncuyla mesela Luis Gustavo transferi falan deniyor şimdi. Oradaki problemleri şey yapabilirsin, çözebilirsin takım içerisinden. Yani böyle takımın ana planını, ana temelini çok ciddi etkileyecek bir şey değil bence. Türkiye için konuşuyorum. Hı -hı. Bak daha üst düzeyliklerde Tabii ki daha uyumlu da o anlamda atetizm yönünden daha uyumlu ikililer tercih edilebilir ama Türkiye'de 2 ağır soperle şampiyonluk yaşamış çok fazla kulüp var. Fenerbahçe Avrupa'da ee... yok abi bu arada. Şey olarak fikstür olarak da müsait ve sadece lig Aynen. için lige uygun bir takım yapabilir. O yüzden ben de mantıklı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Arkanda <laughs> bir Premier Lig golcüsü var. Teemu Pukki inanılmaz evet. girdi abi oh, sezona. Hani gerçekten inanılmaz. Şarkıya geliş sürecini hatırlıyor musun? Ee, o dönemde ben gazeteciliğe yeni başladığım dönemlerden işte 1-2 senedir çalışıyorum bir maçta Şarkı'ya karşı inanılmaz bir top oynadı. Gol falan attı. Direkt Türk usulü transfer. Hani beğendiler maçta. Bir, o hafta bitirdiler. Bir hafta içinde transfer oldu. Hı hı. Pukki genelde Şalke'de Santrfor bölgesinde değil çünkü o dönem Hunteler özellikle oynuyordu e, ön tarafta. Hep sağda kullanıyorlardı. Mersam adamın doğası e, biraz daha hani kuvvetlenip ya yani bazı oyuncular kendilerini geç buluyorlar, mevkilerini geç buluyorlar. Mersam adam doğuştan Santrfor'muş. Biraz daha incici bir kuvvet kuvvetini kazanınca inanılmaz oynuyor hakikaten. Ee, biraz da nostalji yaptırdı bana. Şimdi 2010 şeylere falan baktım. Işte. 2011'de, 2013'te Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda e, Galatasaray'a karşı mesela önde oynamış. Hunteler yokmuş o maç. Hı -hı. O maç öne atmışlar Pukki'ye. Ee, biraz nostalji yaptırdı ama 29 yaşında bu kadar net bir şekilde Premier Lig'e adapte olmuş bir şekilde görmek mutlu, mutlu etti beni açıkçası. Bir, bir, bir de gollerin Hani kaliteli ve insana güzel hissettiren goller. Ya yani inceci goller öyle hiç bodoslama işte boş tek vuruş golleri değil evet. adam geçip vuruyor. Her türlüsünde atıyor. Yani hakikaten göze hoş gelen de bir oyuncu. Neler diyeceksin? Bu arada maçında yorumcuydun değil mi sen? Eee Chelsea evet. Hangi da yorumcuydu? Norwich Chelsea. Ee, şeyde Liverpool açılış maçında Aa, da doğru. Premier Lig açılış maçıydı. Liverpool Norwich. Onda da Orkun'la beraberdik. Norwich Türkiye, Chelsea'de vardı. Türkiye Şube sure Başkanı. <laughs> ya yani yok canım öyle değil de işte denk geldi abi. İyi oldu iki tane top alt takımla karşı izlemek ki Norwich çok eğlenceli takım. takım. Gerçekten çok keyifli bir Liverpool takım. maçı da belli ettiler değil mi onları? İlk yarım saat belli ettiler. Fena da aldılar ama olur yani çok normal. Anfield'da ilk maçına çıkmak yani Liverpool gibi bir takıma karşı çok zor bir şey zaten. İlk yarım saat emareller göstermişlerdi. Ki şu ana kadar bence en güzel hikayesi Premier Lig'in. Müthiş bir Hı. şey çünkü Kimse beklemiyordu. Ben de beklemiyordum abi. Yani çok zorlanacağını düşünüyordum hatta oyuncu profili olarak Premier Lig'de. Championship'te geçtiğimiz sezon 29 gol. Bu bir şeyler gösteriyordu zaten. Şey Ama çok önemli. yok değil mi sonuçta? Yani lig tabii ki. farkı tabii var ki yani. abi Premier şey Championship'ten 20 artı gol atıp gelip Premier Lig'de dağılan sayısız oyuncu var son 5 yılda. Yani oradaki 20 küsur goller çok fazla bir şey ifade etmiyor. Ama şey çok önemli abi işte. Yani bu e, Pukki'nin tabii ki kendisini bulması evet bunda ön plana çıkmıştır bazı oyuncular bazı santraforlar geç oturuyor 27'sinden 28'den sonra oturuyor bu da doğrudur ama abi bu biraz teknik adam işi ya, ya ben öyle görüyorum yani bu Daniel fark çünkü özel bir adam hı hı. ve yani inovatif yenilikçi kafasında farklı fikirler olan teknik adamlar genellikle oyuncularını çok geliştiriyor yani bütün oyuncularından çok daha fazla verim alıyor yani işte Lügen Kulap da böyle Pochettino da böyle Pep Guardiola da böyle fark kafaca oraya yakın. Ben fark ile alakalı olduğunu düşünüyorum tamamen. Ama müthiş bir hikaye yani şu anda. Norwich'te bence bana ligden düşmeyecek ve hatta rahat bir şekilde kalacak gibi geliyor. Onu hissettirdiler bana ilk 3 maçta. Bir de ben bir oyuncu keşfettim Emre. Çok hoşuma gitti. İyi bir performans sergiliyor. Şov sergili. geliyor, şov geliyor şu an. Mason Mount nasıl buldun? <gülüyor> <gülüyor> şov geldi. Başka bitiyor mu program? Ne var? Ee... bitmiyor. Bir şey senin bir tweet'inden esinlenerek son anda ekledim. Epic Brozo. Ha tamam. Şu i̇şte Brozovic mi? Marcelo Brozovic mi? Aynen senin adam. Bunu Ama sana hastasıyım. bırakıyorum. Çok hayranıyım. Ee... yani. Hakikaten veriminde gittikçe arttıran bir oyuncu. Oyunu da öğrendikçe daha da demlenen bir oyuncu. Abi çok çok seviyorum ben. Yani Brozovic şey bir adam. Biliyorsun işte. O, bu, da, da on numara geçiyor. Aynı Kovacic aynı şeylerden geçiyor. İlk çıkışı böyle çok yetenekli Hırvatistan'ın geleceğine damga vuracak 10 numara falan dediler. Önce Kovacic'e sonra hmm. Brozovic'e. İkisi de on numarada olmadı. Çünkü orası için Oyuncu profilleri doğru değil hakikaten. Yani yetenekli oyuncular ama on numara başka bir şey istiyor senden. Başka şeyler talep tamam, ediyor. Tabii yaratıcılık. Tamam Yaratıcı... Aynen zirve yaratıcılık, Oyun çift görüşmeler. taneli gol. Çift taneli gol mesela, bitiricilik, şut. Ha Kovacic'de var mesela şut. Brozovic'de de var. Ee, ama yani o seviyede değil. Bence Brozovic Kovacic'den daha iyi oyuncu vurdu. Ee, bence hı. de öyle. İkisi de zaten derine geldikçe etkileri arttı. İkisi de ondan böyle önce 8'e. Şimdi 6'ya döndü özellikle Brozovic. Hı hı. Geçtiğimiz sezon itibariyle onu savunma önünde kullanmaya başlamıştı. Ee, şeyde devam ediyor. Antonio Conte de devam ediyor onda. Ki mesela bu, bu, da enteresan bir tercih. Ben Conte'den farklı bir şey yapabilir diye bekliyordum savunma önünde. Ama direkt bir şekilde yerleştirdi oraya ve böyle oyuncu oyunu geriden gören, farklı işler yapan çok özel bir oyuncu haline geldi. Geçtiğimiz sezonunda bence en iyi orta sahalardan biriydi. Ligin de şu anda belki de işte Pjanic'le beraber en iyi registası. Onu diyebiliriz. Inter farkındayım. Biraz böyle Aidiyet hissederek anlatıyorsun. Ee, yok ya. Biz... Bu sene tutuyorsun şeyi. şimdi. Şimdi yeme beni Conte hocanı tutuyorsun. Oğlum sana. ben e, ben Sarri'yi de tutuyorum ben. Yani ben Sarri'yi de çok seviyorum. <laughs> Hepsi ee, benim bebeklerim. Hiçbir işte şey yok. <laughs> şimdi Inter şampiyon olsun diye istemem şimdi. Juventus şampiyon olsa ben ona da sevinirim. Ee, şey yok yani. Şizofren. Abi <laughs> ikisini de çok seviyorum ben. Şizofrenik yani. bir yaklaşım. İkisinden, i̇kisinden biri şampiyon olursa ben mutlu olurum açık söylemek gerekirse. Milan'a da olurum. <laughs> Milan zaten dağılacak gibi. Yani ilk maç kötü geçmiş. Yani kolay değil oralara çıkması. Ama bence şeyi zorlayacaklar. İlk dördü zorlayacaklar. O zaman Mutlu Mesut bir gün dileyelim. ya akşam dileyelim. İki gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.